Peki hocam sivilce tedavisi için size gelenler nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Son ya süreçten onu şeye bağlı, e, hastalığın durumuna bağlı. Eğer hafif tek tük e, akneleri varsa onlar da e, yüzünü yıkaması için uygun bir ürün veriyoruz. Yine cildine uygun e, tonikler, onun sonrasında jeller ve kremler veriyoruz. Eğer onlar yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsak biraz daha soyucu tedaviler kullanıyoruz. Onların e, biraz daha kuvvetlisi antibiyotik ekleyebiliyoruz. Bir de e, bizim bu sivilce tedavisinde kullandığımız işte halkın arasında e, ilk çıktığı ismiyle Roactan olarak bilinen ilaçlar var. Şu anda artık o grup değil de izoretinoyin grubu diyoruz. Onlar da 6 aylık oral tedavi yani ağızdan ilaç başlanarak kullanılıyor. O daha çok işte 18 yaş üstünde ve çok sivilcesi olan kişilerde tercih ettiğimiz tedaviler. Yani Yüzünün tamamında görülen sivilce evet, tarzı. Evet, evet. Ya yani bunlar ama sonrasında şuna meyilli ciltler olduğu için mi daha çok çıkıyor yoksa dediğiniz gibi hani bu e, hormonsal olarak tekrarlayabildiği için mi? Yani ergenlikten sonra genelde büyük bir kısmında hastaların artık o kadar yoğun sivilce çıkışı olmuyor. Mesela bir 23-24 yaşından sonra azalıyor. Ama biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bazı kişilerde de tam tersine ergenlikte sivilce çıkmıyor. Sonraki zamanlarda çıkıyor. Onda da işte etkili olan faktörleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İşte mesela gıdanızı ayarlayın. Ne bileyim işte hormon açısından bir tedaviye ihtiyacı varsa onu yapın. Vitamin kullanıyorsanız işte vitaminlerinizi kesin gibi hastanın kendi ihtiyacına göre olan tedavileri ayarlıyoruz. Hocam bir de bazı kullandığımız ürünlerden sonra cilt temizlendikten sonra birkaç gün sonra ciltte bir atma, soyulma gibi bir şey oluyor böyle hafif ince derinin kabuğu hı hı. gibi. O nedir? Onun bir te ya tedavisi var mıydı? O bir çeşit peeling gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kullandığınız ürüne bağlı. Eğer Soyucu bir ürün kullanıyorsanız yüzünüze mesela bunlar yıkama jellerinde de var salisilik asitler ya da toniklerde biz kendimiz özellikle hani böyle çok fazla kapalı komedonu varsa gözenekleri çok açıksa onlar da tercih ediyoruz. O zaman onları kullandığınız zaman hafif bir soyma olur. Bu e, istenen bir şey. Ama onların haricinde eğer ürün mesela size bir reaksiyon yaptıysa onda da soyma olur. Ama o soyulmalar farklı aynı zamanda onlarda kaşıntı ve kızarıklık da olur. O yüzden mesela o bir reaksiyon oluşmuş demektir. Doktorunuza geri tekrar danışmanız gerekir. Peki bu akne tedavisi sürecindeki e, bireylerin, e, yine bayanlar için odaklı konuşacağım, e, makyajdan vazgeçemiyor. Hı hı. Ne kadar güzel de olsa yine bir makyaj e, kadında oluyor. Evet. Hafif de olsa bir e, BB kremdir ya da fondöten hı hı. sürülüyor. E, Sivilce tedavisi gören kişilerin ne derecede kozmetik ürünleri kullanması gerekir? Kullanabilirler. Gerekiyor? Onda bir kısıtlama yok. Sadece cildi için... Ee, uygun olacak ürünleri. Mesela fondötenler yağlı ciltlerdeki bir hasta için fondöten sürecekse yağ bazlı fondöten değil su bazlı fondöten kullanması lazım. Bir de onu her gün her gün e, kullanmasını önermiyoruz. Hani özel günlerde kullanılabilir ama hani de her gün kullanacağım diyorsa o zaman mesela güneş koruyucuların tinted formları var. Onları tercih edebilir. Çünkü fondöten ne kadar olsa o gözenekleri ve porları kapattığı için bizim tedavimize bir dezavantaj oluşturuyor. Ama bir özel geceniz olur, bir şeyiniz olur. O zaman tabii ki yani hasta tedavi de görse biz onu engellemiyoruz. Kullanabilirsiniz diyoruz. Evet. Peki hocam bu dermokozmetik işlemlerden bahsedecek olursak hastanenizde uygulanan ve başarılı işlemlere de izah atıyorsunuz. Bu hastanenizde kullanmış olduğunuz dermokozmetik işlemler nelerdir? Şimdi bizde e, lazerlerimiz var. Ee, bunlar hem epilasyon için kullanıyoruz hem de leke için kullanıyoruz. Hı. Onun haricinde e, botoks dolgu uygulamalarımız var. PRP dediğimiz kanınızı alıp e, santrifüj edip ayırdığımız plazmadan kullandığımız e, bütün yüze, vücuda, saça yapılabilen PRP uygulamaları var. Onların haricinde mezoterapiler var, peelingler var. Mezoterapilerde de cildin ihtiyacına göre e, hyaluronik asit uygulaması olabiliyor, leke uygulaması olabiliyor. E, yine e, bu akne izlerinde kullandığımız somon DNA'ları var, onlar kullanılabiliyor. Aynı şekilde e, mezoterapi ve PRP'yi saçı dökülenlerde de saç e, çıkışını kuvvetlendirmek amaçlı da kullanabiliyoruz. Onların dışında biraz önce söylediğim gibi e, Scarlett'imiz var. Yani ameliyatsız yüz gençleştirme diye geçiyor. Bunu bir sürü yerde kullanabiliyoruz. Hem e, kırışıklıklarda, hem leke tedavisinde, hem akne izlerinde, vücuttaki çatlaklarda birçok alanda kullanımı var. Onu da ondan da faydalanıyoruz. E, yaptığımız şey uygulamalar bunlar kozmetik uygulamalar. Peki bu uygulamalar için bir yaş kriteri ya da bir e, koşul var mıdır? Ya şimdi şöyle, genelde zaten e, artık hani mesela bir botoksa dolguya kalkıp 15 yaşında bir çocuğa Tabii. yapmıyoruz. Evet. Yavaş yavaş kırışıklık yani 25-30 yaş civarından başlıyor hastalarımız. Ama işte mesela dolgu da ne bileyim 20 yaşındaki hastaya da dolgu yapabilirsiniz. Dudağımı işte biraz daha belirginleştirmek istiyorum diyor. Burnumu kaldırmak istiyorum diyor. Bunlar da şey yok. Diğer PRP'lerde zaten kendi kanınızdan olan bir uygulama olduğu için onda bir yaş sınırı yok. Çok küçük yaşlara da yapılabilir. Çünkü ekstradan bir yan etkisi olmayan bir uygulama. Sadece hastanın devamlı kullandığı bir ilacının olmaması gerekiyor ilaç kullanıyorsa ilacı kesildiği dönem PRP yapılabilir. Mezoterapileri de, de genelde 30 yaş civarında olan hastalarımıza yapıyoruz. Yani 30 yaş ve üstü.